akıl, ruh ve beden. Hiçbir şeyden geri kalmadan, engellerini hissettirmeden akıl ve ruhla her şeyi üstesinden gelebiliyorsun. Paralimpik olimpiyatları çeşitli engelli grupların sporcuların katıldığı ilk olarak 1948 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasında engelli duruma düşmüş sporcuların katıldığı bir çeşitli oyunlardır. Kendimizi kanıtlayabilmek için bize daha çok fırsat verilerek, daha çok turnuvalar düzenlenerek kendimizi daha çok ispatlayabiliriz. Yani 4 yılda bir turnuvaya katılarak bu elde edilmez yani. Kendimizi daha çok göstermek istiyoruz. Bunun için 4 yılda değil yani 2 yılda, 3 yılda bir olsa daha iyi olurdu bence. Neden şanslı görüyorum? Akif hocam, Fevziye Mektepleri Vakfı konusunda bir de sponsorluğu tarafından çok şanslı görüyorum. Bana sahip çıktılar. Siirt gibi bir ilden alıp İstanbul gibi yani olanakları üstün düzeyde olan bir yere getirip Fevziye Mekteplerinde bana yani havuzla beni baş başa bıraktılar. Yani günde ben Siirt'te özel bir hastanede çalışınca günümün 10 saati çalışmakla geçiyordu. Günde bir yarım saat, bir saat havuzla buluşabiliyordum. Bu moralimi daha çok bozuyordu. Yani hazırlanayım derken daha çok negatif enerji veriyordu bana. Şu an ise 24 saat ben suyla baş başayım. Gereken her şeyi bana sağladılar, gereken desteği verdiler. Özellikle Akif Sözeri antrenörüm. Yani çok sahip çıktı bana. Ben belki ailemden uzak geldim buraya İstanbul'a ama benim İstanbul'daki ailem Akif Sözeri oldu. Ondan başka kimsem yok şu an zaten. Hani sponsorluk ve Akif Sözeri olmasaydı şu an ben bu sporu bırakmayla karşı karşıya geliyordum. Öyle bir iş olmayacaktı ve ben Siirt'te tekrar günde 10 saat çalışmayla ve sporu bırakarak devam edecektim hayatıma. Ve bu hep içimde bir eksiklik olarak kalacaktı. Büyüyene kadar benden sonra da kimse de gelmeyecekti. Ben bunları benden sonrakilere anlatacaktım. Onların da ümidi bir anlamıyla kalmayacaktı yani. Kimse bu spora el atmazdı. Güneydoğu'dan bahsediyorum. Yani zaten İstanbul'a geldikten sonra da telefonlar aldım, mailler aldım. Şöyle bir tepkiler oldu. Yani sen bu işi yapabiliyorsan niye biz yapamayalım? Senin arkandan biz de gelmek istiyoruz. Yani benim için çok mutluluk verici bir şey oldu yani. Onların da bir şey yapabilmesi için büyüklerimizin sahip çıkmaları lazım. Yani ben bu konuda kendimi çok şanslı görüyorum. Ben Güneydoğu'dan geldim. Siirt'ten geldim. Geldiğim yerde hani insanlar özürlü bayağı vardı. Yok demeyeyim vardı. Utanırlardı. Toplum içine çıkmaya utanırlardı. Gezmeye utanırlardı. Ben bunu 4-5 yıldır ortadan kaldırdım. Ben engellimi spor yaparak kapatmaya çalıştım. Ve bunu başardım da. Kendimi engelli olarak hissetmiyordum. Yani yüzerek, spor yaparak bir işe yaradığımı hissediyordum. Engelli olarak görmüyordum artık. Yani bir normal bir vatandaş gibi görüyordum. Yani insan, bir sporcunun yapabildiklerini ben de yapabiliyorum artık. Neden yani? Bir eksikliğim neden olsun? Hani bundan sonra bence daha iyi şeyler olacak engelliler için. Medya gereken haberleri, şeyleri yaptı da yani biz daha devlet büyüklerimizden gereken desteği görmedik. Yani şöyle söyleyeyim. Akif Sözeri ve Fevziye Mektepleri Vakfı ve sponsorum bana iş imkanı, yüzme fırsatı verdi. Tamam ben bu konuda hissettiğim devlet büyükleri de ben değil de arkamdan gelen diğer uğurlar, Ali'lere, Mehmet'lere bir iş imkanı sağlayıp bir sponsorluk yaratabilse neden onlar da, Türkiye'miz neden gelişmesin, neden tek ben gideyim de oraya. Benim gibi bir 10 kişi, 20 kişi gelsin. Biraz sesimizi duyuralım dünyada, yeter artık yani kapana kap hep Türkiye'de, hep Türkiye'de olmasın. Biraz Paralympic Dünya Şampiyonu'nda bir Türkiye'nin ismini duyalım, bir bayrağımızı duyalım, İstiklal Marşımızı duyalım. Şöyle yardımınız dokunabilir bize. Bizi teşvik etmeniz gerekiyor. Birinci kural bu. Hiçbir zaman engelimizi bize hissettirmemeniz gerekiyor. Ve bizi şöyle gaza getirmeniz gerekiyor ki siz bunu yapabilirsiniz. Başarabilirsiniz. Sizde o güç var. Siz yüreklisiniz. Bunu ben her zaman hissettim. Ben her zaman inandım. Bunu başarabileceğime inandım. Neden yapmayayım? Bir Amerikalı, bir Rusyalı yapıyor da, Arjantinli yapıyor da ben niye yapmayayım? Ne eksiğim var? O engelliyse ben de engelliyim. Şöyle oluyor. Onların devlet büyükleri sahip çıkıyor, yetiştiriyor. Yani eğitimlerini sağlıyorlar, iş imkanı sağlıyorlar, maddi sıkıntılardan kurtarıyorlar. Adam yani gereken şeyi de veriyor onlara yani. Yarışlara gidiyor, turnuvalara gidiyor, gereken dereceyi madalya alıp ülkesine geliyor. Ama bizde bu yok. Bizde diyor ki 100-200 saat 100, git turnuvana gel, aldın oldun bitti. Yok. Eğitim lazım. Antrenör lazım. Gereken eğitimi alamıyoruz. Şu an ben daha yeni almaya başladım. Akif Hoca ile ben daha yeni şeyler öğreniyorum Akif Sözeri ile. Yani görmediğim çok şeyi yeni görmeye başladım. Çok şey öğrendim. Öğreneceğim daha inanıyorum.
Bizim Paralympic komitemiz var. Oradan telefon numaralı bütün sporculara ulaşabilirler. Bana ulaştıkları gibi yani kanallar falan arıyor da. Onlar gibi ulaşabilirler. Yani bir kanala çıkıp seslense bile bütün engeller ulaşacaktır onlara. Öyle muhtaç engeller var ki şöyle bir sponsora, bir devlet büyüğünün bir iş imkanına. Bakın o zaman neler olur. Bir engelli neler yapabileceğini o zaman gösterebilir. Biraz destekle. Keşke herkes sizin gibi duyarlı olsa, bize sahip çıksa, topluma duyarlı bir şey olsa. Size çok teşekkür ediyorum bu anlamda.